Evet, geçen dersimizde birkaç tane sesin hatırlatmak amacıyla resimler yapmıştım. Hepsini tamamladım. Kısaca bir özet geçeceğim. Çocuklar A sesini unutuyor veya karıştırıyorlar. Burada şaşırma ünlemi A, şaşkın A şeklinde hatırlatabiliriz. Araba sürerken vites yükselirken diye bir ses çıkıyor. Dilimiz ön dişlerin arkasında damakta olacak şekilde araba süren sesi. Leylek. Bunu yapıyorlar ama yine de hatırlatmak amacıyla leylek bacağı diyebiliriz. Mısır'da yine karıştırılan şeyler. Dudaklar bileşik olacak. Mısır da güzelmiş derken. Mısır'ın koçan kısmı me sesi. Harfinin yazımı da bu şekilde. Çocuğun görsel olarak hatırlaması açısından. Evi yiyen E sesi. Kepçenin kolu sesi. İp atlayan i. Uçağın çıkardığı u diye ses. Uçak u. Horoz ürü derken ü sesi. Otobüs geç kalmış. Oo, yine geç kalmış. O durağa geç gelin. O üzgünün üsü. Tren bacası. Yine oğla ilgili. Çok yemek yiyen obur o. Şekillerden hatırlatmak amaçlı. Yayın yesi. Yi. Gölde yüzen ördeğin ösü. Göl. Ördek. Mars'a bir roket fırlatılıyor. Rrr sesi. Roketin rrr. Devenin dısı. Devenin ayaklarını görüyorsunuz. D adı derken. Yılanın çıkardığı ses. Tıs. Saat. Su. Balığın besi. Be. Gözlüklü bir balık düşünün. Çocuklar görsel algısına. Lamba ışığının ısı. Işık. I. Arının çıkardığı ses. Vız. Sondaki z. Çaydanlığın çesi. Ç. Çaydanlık. Yine görsel olarak çocuklarımızın hatırlaması açısından. Karga derken g sesi. Çıkardı gak derken g sesi. Ağzında bir solucan var şöyle bakarsak. Şekerin ş sesi. Susun derken de ş susun. Hemşirelerin yaptığı işaret. Cami derken c. Ayrıca canner öğretmen c. Papağanın pa. Papağan görsel algı. Hindi derken ah ih gibi hindinin ayaklarından sesini yazımını hatırlayabilir. Vida'nın sesi. Yağmur yağıyor. Yağmurdan ortada yumuşak G diye de söylenen bu sesle başlayan kelime yoktur Türkçemizde. Kelimenin ortasında veya sonunda bulunur. Yağmur derken sanki boğazda bir şey kalmış gibi yağmur damlaları ve şemsiyenin kolu. Filin F'si. Filin ve Japon'un j.